الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سيد أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا دستور مولا إن شاء الله فاز دار سيد شيخ محمد رحمه كان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع دنيا حياتي الله عز وجل القرآن عظيم الشان يقول إنما حياتنا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم تكاثر الأموال أموال والأولاد dünya hayatı çoğalmak bir aranızda kendi kendinizi üstün görmek ondan sonra çocuklarla malla iftihar etmek onlar hiçbir şey değil. Onların da imtihanı var diyor. Onlar da birden gider, hiçbir şey kalmaz. Dünyada çoğu insan her şeyi üzüntüsüz, kusursuz istiyor. Çoğu gelir, işte bu şey problemimiz var. Bu giderse tamam olur. Öyle değil bu hayat. Dünya imtihan yeridir. Dünya cennet değil, cennettedir. Ancak her şey gülistanlık, rahat, huzurla, üzüntü yok, dert yok, tasada yok, gam yok, kıskançlık yok, hiçbir şey bu kötü hallerden olmayan yer cennettir. Cennet dünyada değildir. Dünyada Allah Azze ve Celle herkese bir imtihan vermiş. Dünyanın en kuvvetli adamı bile derdi var. En zengin adamı derdi var. En güzel insan onun da derdi var. Her şeyin bir imtihan var. Sen birisinden kurtuldum deyince zannetme ki artık her şey yoluna gitti. Onun yerine başka bir imtihan gelecek. Onun için imtihan olduğun şeye sabretmesi lazım insan. Hiç olmazsa bunu biliyor. Bu giderse muhakkak başka bir şey gelecek. Gene imtihan olacak. İster küçük olsun, ister büyük olsun. Muhakkak dünyada yaşadıkça insan öyle bir canını sıkacak şey olur. Her bakımdan ve bu öyledir. Yani herkese sırf bazı insanlar zanneder ki sırf kendilerine imtihan bütün insanlık dünyaya Allah Azze ve Celle insanları imtihan olsunlar diye ondan sonra ahirette karar yeri güzel olur, kötü olur. Orada bu yaptıklarınızın, çektiklerimizin ecrini verir, hesabını verir Allah Azze ve Celle. İnşallah Allah ecre çektiğim en ufak bir şey bile mümin için hayırdır. Allah'a iman eden için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iğne bile batsa diyor, onun ecrini alacak ahirette. Boşa gitmez. Ama kafir, inanmayan insana boş boşuna eziyet çeker, ahirette daha da fazla eziyet olacak. Onun için sabretmek lazım. Sabır selamettir sonu. Ecri hesapsız. İnnemâ bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ fassabirun ecrahim bi gayri hesab. Hesapsız
Yani Allah bilene kadar ecir vereceğini sabredenlere. Şimdi Allah yardımcımız olsun. İmtihan bilerek bize kuvvet versin inşallah. İmanımıza da kuvvet versin ki iman kuvveti olduktan sonra hepsi kolaydır. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.